da şunu söyler misin? Sen Fatma'yı o eve, pardon, Fatma ve Ayşe'yi aynı evde birlikte yaşadığın sırada aslında Ayşe'nin ya Fatma seni uyarıyor. Ayşe'yi de yakalıyorsunuz. Ayşe evi terk ediyor, gidip geliyor. Sen neden ilk eşini boşadın? Seni aldatan Kumay'la evlendi. Neden yaptın bunu? Abla şimdi o Didem abla, o konuşunca kendini üste çıkarıyordu. Ben işten geliyordum, Fatma da işten geliyordu, ağlıyordu odada. Ayşe ne oldu? Kimliğim kayıp, kimliğimi yakmışlar. Hı. Ayşe ne oldu? Valla kapımın kolunu kırmışlar. Ayşe ne oldu? Kazamı atmış sobaya. Hı hı. Şimdi ben gözümle görmediğim şey bu, hep öyle yaptı. Yani Kuma Ayşe senin eşini sürekli kötülüyor, ona kötü davrandığını söylüyor. Sen Fatma'ya, eşine inanmadın ama Kuma'ya, evet, Kuma'ya inanır, Ayşe'ye inandı. Şunu da söyleyeyim Didem abla, evet. Bir akşam ben işten geldim. Evet. Fatma'nın evin arka tarafında, Fatma'nın evi harabe içindeydi. Bunu Ayvacık köyde belki izliyordur da elini vicdanına koysunlar. Ben o evin etrafının duvarını cennete çevirdim. Bunu herkes bana hayran kaldı. Evet, ama bir eşin doğulu, çocuklarının annesi yapacaksın, evet, yani. Yani bir doğulu buraya gelip de bu mahalleyi, bu kadar bu evi bu şeye çeviriyorsa, ben zeytinlik vardı. Ben çapalıyordum. Hı hı. O esnada Ayşe bana şey getirdi, yemek getirdi. Akşam üzeriydi. Saat 5'te ben işten geldim. Sonra akşam oldu, benim kızım kayıp oldu. Hı hı. Benim kızım Dilara, Fatma'dan olan kızım. Şu evet. an 14 yaşında. Hasan'a da gel. Evet, kaybolduktan sonra jandarmanın eşliğinde köylüler, herkes düğündeydi. Düğünü bıraktılar, kızı aradılar. Aradık, taradık odunluğu. Karakol komutanına dahil biz odunla... Kimi arıyorsunuz o sırada? Kızımı arıyoruz. Kızını arıyorsunuz, evet. Saat gece bir kadar biz bulmadık. Peki. Bulmadık. Artık ne olduysa biz gidiyoruz odunla. Kız odunluğun sandalyenin üstünde uyuk halde biz kızı buluyoruz. Ben bunu da Ayşe'den şüpheleniyorum. Ayşe çocuğu orası odunluğa koyuyor. Ben Ayşe'den başka onu da yapmış olamaz. Şimdi biz Ayşe'nin şöyle birazdan eşini alacağım, ilk eşini, eski eşini, ilk üç çocuğunun annesini. Onu canlı yayına alacağım, Fatma'yı, ama Pınar'cığım şöyle, o fotoğraf karesi değil de onu video olarak LED'e verir misiniz? Şöyle bizim arkadaş, bekleyin lütfen, ben önce Metin'e izah edeyim. Sevgili izleyiciler, şimdi ben o görüntüyü, videoyu ekranlara vermeyeceğim ama şeye göstereceğim, Metin'e göstereceğim. Metin bir eşinin nerede olduğunu Instagram'a koyacağız. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme. Instagram'da siz izleyebilirsiniz. Arkadaşlarımız kendisiyle görüştüler. Son halini, şimdi normalde sığınma evinde olmadığını, işte birinin yanında olduğunu gösteren bir video var elimizde. Çünkü o videoyu çok dikkatli izlerseniz bir erkek ayakkabısı göreceksiniz. Bir de bir yerde böyle yılbaşı süsleri, ışıkları koyarlar ya, öyle bir şey var, ev var. Belki o evi Metin bilir. Yani belki tanıdıklarından birinin evidir. Biz yine de iyi niyetli davranalım. Yani Ayşe şunu söyledi, senin şiddetinden kaçmış gitmiş, akrabalarında sığınmış mı olabilir? Yoksa bir erkeğin yanında mı acaba? Hayır kesinlikle Didem abla. Bir anne, üç çocuklu, hele akrabası da benim akrabamdır. Çocuklarını onu, niye bırakıp onu, gidiyor? O hareketi yapmaz abla. Onu 2 ay, 70 ay evinde saklanmaz. Tamam kimse. O videoyu şu anda siz Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmedi, Ayşe ile çektiğimiz o videoyu ekranda izleyebilirsiniz. Ben şu anda daha doğrusu Instagram'da izleyebilirsiniz. Burada sadece Metin ve biz stüdyoda göreceğiz. Metin, şimdi o video bir gelsin lütfen. Müzikli bir şekilde LED'e verir misiniz? Metin orada bir izlesin. Eşin Ayşe mi ve Ayşe nerede, bize bu sorunun yanıtını ver. LED'i izlerken verin, verin lütfen. Bende mi kusur? Doğarken kök salmış öze saçlar, söküp atılmıyor. Söküp atılmıyor. Bende mi kusur? Doğarken kök salmış öze saçlar. Gelin bana. Gelin bana. Bu senin, bu izlediğin, Metin'in izlediği video şu anda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmedi. Aslında o videonun daha uzun hali var. Lütfen uzun halini Instagram'a koyar mısınız arkadaşlar? Arkadan da alın lütfen. Alın arkamdan görüntüyü. Onun daha uzun halini bir ekranlara, Instagram'a getirir misiniz? Didem Arslan Yılmaz'la benim izlediğim versiyonunu lütfen Instagram'a getirin. Çünkü orada her şey, ayakkabı, bütün detaylar görülüyor.
O videoda izlediğin kadın senin eşin Ayşe değil mi? Evet. Değil mi? Yani sen 8 Şubat'tan beri ilk kez eşini gördün. Evet. Yani şu anda da hala eşin boşanma aşamasındasınız. Evet. 3 çocuğunu bırakmış, kaçmış gitmiş. Evet abla. O ev tanıdık bir ev geldi mi? Yok. Hı? Hayır. Tanıdık bir yer değil. Yok. Yani şöyle, Erzurum'da olma ihtimali var. Erzurum'da olduğu söyleniyor. Erzurum'da akrabalarınız var mı? Arkadaşlarımız hayır, öyle söyledi. Ne benim Didem abla, ne benim ne de onun şey akrabası. Hayır. Şimdi Didem abla. Ha. Benim anlamadım. Erzurum'da akrabanız yok. Oradaki kadın senin eşin Ayşe. Doğru evet, mu? Evet doğru. Evet. Erzurum'da sığınma evindeyse Erzurum'da madem sığınma evine bu sığınma evi. Hayır hayır, kendisi söyledi bize. Bak onu sığınma evini geç. Sığınma evinde değil. Kendisi Erzurum şey bir evde olduğunu, bir arkadaşın evinde olduğunu ondan sonra sığınma evinde değilim diyor zaten. O ev orası sığınma evi değil zaten. Bu arada zaman zaman Ayşe sosyal medyasında neden, da öyle neden, özür dilerim. Ayşe zaman zaman sosyal medyasında normalde Metin'in yanındayken örtülü ama sosyal medyasında örtüsünü çıkartıyor. Bir kullanıyor, bir çıkartıyor, bir kullanıyor, bir çıkartıyor. Sığınma evinde değil Metin senin eşin. Tamam mı? Onu söyleyebiliriz. Yani 3 çocuğunu abla, da gittiğinden beri sormuyor mu? Bana onu söyle. 3 tane çocuğunu Didem gittiğinden abla, beri bak, sormuyor mu? Hayır sormuyor Didem abla. Ne o, ne annesi, ne babası, ne kardeşi. Sadece ben burada seslenmek istiyorum abla. Bak müsaade ederseniz. Sen et ben Fatma'yı yayına alacağım. İlk eşine. Söyle. Seslen. Kime sesleneceksin? Ben abla, benim Allah'tan başka kimseden korkum yoktur. Ayşe'nin kardeşiymiş. Ayşe'nin 5 tane kardeşiymiş. Beni tehdit ederek tırıs gelir vırız gider abla. Ben Allah'tan başka benim kimsede korkum yok. Her biri cezaevine düş. Beni Metin sonuçta 3 çocuğunun annesi Ayşe'nin nerede olduğunu merak edip çocuklarla neden ilgilenmiyor? Boşanalım. Çocuklarım da velayetini istediği abla, için burada. Bir dakika. Metin'in kılına zarar gelirse. Metin'in ya da Ayşe'nin. Bunun sorumlusu anladığım kadarıyla kardeşleri. Ben de buradan yetkililere sesleniyorum. İhbarda bulunuyorum. Kimse kimseyi Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit edemez, bu bir. İkincisi de yani medeni iki insan gibi boşanırsınız ama gittiğinden beri çocuklarının sormaması ayrı bir soru işareti. Sadece 3 tane çocuğu olmasına rağmen en küçük kızı istiyor.